Bizim temennimiz meclisin kararın hep reddedilmesi yönündeydi. Biz şu anda tabii toplumun gazını almak için mi bu yapıldı yoksa geri çekmenin bir basamağı mı, ileriki günlerde bunu göreceğiz. Eleştirimiz oldukça yoğun. Yağış yönünden yoğun, deprem heyelan yönünden yoğun, mikro klima iklimine sahip, alüvyum kıymetli tarım toprağının imara açılması konusunda yoğun, 3. derece arkeolojik sit alanının imara açılması yönünden yoğun eleştirilerimiz had safhada. Bununla ilgili bilim adamlarının elimizde uluslararası yayınlanmış makaleleri var. Hem İngilizce hem Türkçe çevrilmiş. Kendilerine de birebir mütalaa yapma şansımız da oldu. Konuyu anlattılar. Günümüzde endeksle şunu söyleyebilirim. 1943 Kuzey Anadolu fay hattının odak noktası olan Ladik Hamamaya ayağında bulunan noktada 43 yılından 1943 yılından beri bir deprem olmadı. Burada şu anda enerji birikimi var. Bu enerji birikimi ölçülemiyor. 7.4 şiddetinde bir deprem beklentisi var bu bölgede. Ladik ile Kürtün Vadisi veya Samsun'un ne özelliği var diyeceksiniz. Ladik hamam ayağında 7.4 oranında bir deprem olduğu zaman Samsun bunu 8 saniye sonra hissediyor. 8 saniye sonra bu deprem dalgaları Samsun kentimizde. Samsun kentimizde geldiği anda heyelan bölgesi olan altı sıvılaştırılmış toprak, jel gibi toprak olan heyelan toprakları gevşek bir zemindir. Bu deprem dalgalarının enerjiyi komple içinde biriktirip üste doğru verebiliyor. Üstündeki binaların olduğu gibi yıkımı söz konusu. Artı şöyle düşünün, bir yaş pasta, kekikin üstünde bir krema var. Heyelanlı toprak krema gibi kekin üstünden kayıp gittiğini düşün. Yani toprak olduğu gibi bu heyelan bölgesinde kayıp gidiyor. Üstündeki komple binalarla, canlılarla beraber kayıp gidiyor. Çok büyük bir tehlike bekliyor bizi burada. Bu konunun deprem yönünden bir senaryosu. Diğer taraftan yağış yönünden senaryosu var. Burada AFAD'ın, Samsun Valiliği'nin hazırladığı İl Afet Risk Azalım Planı'nda konu bütünüyle incelenmiş. Kürtün Vadisi'nin ayrıca çok yüksek yağış aldığı için yağış yönü ile heyelan kavimalarında yüksek riskli alan olarak belirlenmiş. Maden Teknik Araştırma Enstitüsü verdiği raporlarda bu bölgeyi birinci derecede heyelan bölgesi olarak zaten ilan etmiş. Artı burası bir de üçüncü derece arkeolojik sit alanı. Antik Amisos kentinin de yapılan toprak çömleklerin bütün çamurları Kürtün Deresi'nden alınmış, pişirilmiş. Buralarda eski bir manastırdan da bahsediliyor. Burada kazı yapılmasının dahi yasak olduğu ilgililer tarafından bildiriyor. Artı yüzyıllar boyunca gerek Kürtün Çayı'nın gerekse yamaçlarda akan toprak ile oluşan vadi birinci derece tarımsal bir arazi. Kuzeydoğu rüzgarların almadığı için yüksek nem oranıyla beraber bu noktada çok güzel tarım yapılıyor. Deveci armutları bunun bir örneği. Bu bölgede 40'a yakın Akdeniz ikliminde yetişen, sıcak iklimde yetişen bitkilerin yetiştirilmesi söz konusu. Bu şekilde kullanılması gerekirken imara açılması da bu husustan dolayı da kesinlikle söz konusu değildir. Bugün beklemeye alındı. Niye alındı? Kamuoyu tepkisi mi vardı? Türkiye 100 yılın felaketiyle karşıya mı kaldı? Ama ileriki günlerde eğer tekrar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelirse aynı kavgalarımıza tekrar başlayacağız. Yani Kürtün Vadisi ne olursa olsun her türlü bir şekilde imara açılmasını yani bu meclis kabul etse dahi idari yargı ve Samsun kamuoyu vicdanı kabul etmeyecektir. Burada öncelikli olarak burada halkımıza, kamuoyuna bu konuda bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz size partimiz adına, şahsımız adına. Şimdi burayla alakalı biz birden fazla konu olarak bakıyoruz. Mesela bu bölgede daha öncesinde mevcut İl Kadın Belediye Başkanlığı yaptırmış olduğu jeolojik etüt raporları var. Bu yaptırmış olduğu raporların hiçbir şekilde normal şartlarda bu yapılan çalışmalarda
imar planı çalışmasında önce alt belediyesinden 1/1000'likle alakalı bir görüş alışverişine girilmesi lazım. Bir bölge imara açılıyorsa, imara açılacak yerin belediye başkanı, oranın bürokratları, bürokratlar kendi aralarında istişare. Bizim ülkemizdeki birinci sıkıntımız şu, istişare kültürü ortadan kalkmış. İstişare kültürünün ortadan kalkmış olduğu bir yerde diğer ikinci, üçüncü adımlara zaten geçemiyorsunuz. Gelelim sorunuzun ana kısmına. Şimdi bu bölge gerek İl Afet Kurumu'nun yapmış olduğu, vermiş olduğu teknik raporlarda afet bölgesi görünüyor. DSİ'nin vermiş olduğu raporlarda sel ve taşkın bölgesi gözüküyor. Bunun haricinde gene kurumlarımızın vermiş olduğu Kültür Tabiatı Varlıkları Koruma Derneği şeyinin müdürlüğünün vermiş olduğu raporda burada bir tane şeyimiz var. Kültürel değerlerin korunması gereken yer var. Şimdi afet bölgesi günümüzde özellikle bugünlerde çok hassas olan bir konu. Deprem yaşıyoruz, hep beraber yaşıyoruz, beraber üzülüyoruz. Böyle bir hassas dönemde böyle önemli bir konunun göz ardı edilmiş olması, jeolojik etüt raporlarına bakılmamış olması ve zaten komisyonda bekletilmesinin ana konusu da burada jeolojik raporlarını yeniden değerlendirmesi yönünde. Aslında buradaki verilen karar kısmi bize göre doğru, bekletilmesi en azından geçirilmesindense bekletilmesi doğru. Asıl burada yapılması gereken konu bunun tamamıyla iptali ve müdürlüğüne iadesi yapılması gerekiyor. Bu konunun kamuoyu gündeminden kaldırılması gerekiyordu. Burada suni bir şekilde kamuoyunun gündeminden geçici olarak bu konu ileri bir tarihe ötelenmiştir. Burası biliyorsunuz Deveci Armut'tan isim babasının olduğu bir yer. Bütün Türkiye Deveci Armut'ta buradan yayılmış tarım, birinci sınıf tarım arazisi. Burayı şimdi imar açıyoruz ancak burayla ilgili tarım görüşü yok. Tarımın olumlu bir görüşü, buranın imara açılmasına yönelik bir karar yok. Hepimizin bildiği gibi İl Tarım Müdürlüğü'nün olumlu bir yasası olmadan herhangi bir yere imara açılamaz. Birincisi bu. İkincisi zaten bir önce Atilla Bey uzun uzun bahsetti Heyelan bölgesi diye. Evet beraber gittik. 19 Mayıs Üniversitesi'nin hocalarımız tarafından yazılan makaleleri inceledik. Ve makalelerde bu bölge zaten çok şiddetli derecede Heyelan bölgesi olarak gösterilmiş bir bölge. Buraya inatlaşarak hala bir şeyler yapıyor olmak, sanki hiçbir yer kalmamış gibi burayı imara açmak biraz garip bir olay olarak değerlendiriyorum. Artı zaten ilk adım nüfusu sıkışmış durumda biliyorsunuz. İlk adım tamamen evlerle dolmuş, nüfus yoğunluğu olan bir yer. Burayı hala sıkıştırmanın, ilk adımı sıkıştırmanın nüfus olarak bir anlamı yok diye değerlendiriyorum. Bu anlamda eğer gelirse hukuki olarak da her türlü anlamda mücadele edeceğimizi burada kamuoyuna bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim.